Efendim günaydın BBN Türk ekranlarına, hoş geldiniz. Bugün güzellik üzerine konuşacağız. Güzellik uzmanı ve estetik koçu Nermin Negiz bizimle olacak. Daha sonrasında astroloji konusuyla ilgili astrolog Selman'dan bilgi alacağız. Ama öncelikle güzellik üzerine olan bilgileri hazırda yaz geliyorken ufak ufak öğrenelim, ne dersiniz? Hafta sonu günlüğü başlıyor. Evet, tekrardan herkese merhaba diyorum. Ekran başındaki seyircilerimiz, hoş geldiniz. Nermin Negiz bizimle, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş buldum. İyiyim, siz? Çok teşekkür ederim. İyi gördüm sizi, iyisiniz. Siz de iyisiniz. Gayet iyiyim. Bugün enerjiyim. Hazır yaz da geliyorken böyle sizden güzellik üzerine olan bilgileri öğrenmek istiyorum. Ama önceliğimiz ne olacak? Kaş. Biliyorsunuz biz bayanların artık kaş yaptırmayanımız yok. Evet. Bende de var. Yaptırmayan da muhtemelen yok. Ama... bu ilk yapıldığı zamanlarda çok fazla bir rağbet oldu kaşa. Şimdi yapılıyor, yapıldıktan sonra işte orada böyle bir grilik kalıyor. Evet, renk değişikliği oluyor. Ya oluyor ya da böyle kırmızılık, böyle kızıllık kalıyor. Şimdi çoğu bayanda hani üstüne tekrardan yaptırmak hani şey yapıyor, istiyor. Bu sefer de kaş üstüne hani böyle ev üstüne gibi oldu ama bu sefer de çok kötü bir görüntü oluyor. Evet. Tabii hiç kaş yaptırmayanlar için güzel bir başlangıç olacak. En doğru adrese eğer giderlerse kesinlikle doğru kaşı yaptırmış olurlar. Evet. Ama yaptıranlar var 2-3 kere üst üste, 5 kere, 6 kere. Bu kaşların şimdi bir silinmesi de gerekiyor. Evet. O kadar çok şey var ya aslında. Ama öncelikle hiç kaş yaptırmayanlardan bahsedelim. Onlar için doğru kaş seçimi ne şekilde olmalı? Evet, şimdi kaş şekillendirmesiyle başlayalım bence. Çünkü herkesin kalıcı makyaja ihtiyacı yok. Hı hı. Bu da doğru yönlendirmeyle oluyor. Nereden başlıyoruz? Sizin güvenebileceğiniz, kendinizi emanet edeceğiniz bir uzmana teslim etmeniz gerekiyor kendinizi. O sizi zaten en doğru şekilde yönlendirecek. Kaş şekillendirme aslında herkes kalıcı makyaja yöneliyor ama var olan tüyleri, yani kaş kılınız varsa onu hem yüz ölçülerinize göre şekillendirebiliyoruz. Doğallığı sevenler için kaş vitaminleri, yani yeniden kaş geri kazandırılabiliyor. Hmm. Yani %90'da başarılı sonuçlar alıyoruz bundan. Hmm. Bu tamamen kişinin tarzına bağlı aslında, ne istediği ve biz neye göre seçiyoruz kaş şeklini? Biz altın oranla çalışıyoruz zaten. Altın oran. Altın oran, yani kişinin yüz ölçülerine göre şekillendiriyoruz ve öyle yönlendiriyoruz. Kaşın başlangıcı, nerede başlayacak, nerede bitecek, kavisi, bunların hepsi tabii ki bir matematik gibi de düşünebilirsiniz. Doğru, böyle geometri şekli gibi değil mi? Orada evet, o çizimler oluyor, yapıyorlar. Şimdi aklıma geldi, bir konuyu da açacak ama yani usturayla böyle kaş alınca çok daha yoğun çıktığı söyleniyor. Bu doğru mu? Şöyle, aslında hepsi bu bilgilerin kulaktan dolma bilgiler. Kaş geri kazanılan bir şey fakat herkes de tabii ki değil ama denemeye değer mi? Değer. Dediğim gibi doğallığı sevenler için aslında benim çalışma tarzım da genelde böyle. Ben de çok doğallığı seviyorum. Hı hı. Ve kalıcı makyaja yönlendirmem gereken kişileri de dünyanın en doğal tekniği olan mikroblading işlemi var mesela. Onu da tabii ki bütün işlemleri yuvarlayıp hepsi mikroblading değil. O da bir teknik. Doğal görünmek isteyenler için kendi kaş kılınızın şeklinde, yani kendi kaş kılınızı ayıramayacağınız şekilde doğal kıl atışlarıyla yapıyoruz bunu. Ama çok orada doğal... kıl atılmıyor. Onu... Değil mi? Orada kıl çok efekti. Yanlış anlıyorlar. Efekt olarak. Kıl efekti. Hani böyle şey zannediyorlar. Hani böyle kaş ekiyorlar gibi. Evet. Öyle bir şey değil o. Ama inanın kendi kaş kılınızdan daha orijinal duruyor ki doğru teknikle yapılırsa tabii ki. Peki o gelen kişilere şey yapıyor musunuz? Yani önce hani bir yüzüne bakıp da size şu kaş olmaz deyip de orada o tamamen gösteriyor matematiksel musunuz önce? Önce tabii ki bir ön çizim yapıyoruz. Renk seçimi yapıyoruz. Bir de şurada çok yanılıyor insanlar. Tabii uzun yıllardır birçok kişinin muzdarip olduğu bu kaş meselesi memleket meselesi memleket gibi oldu zaten. Oldu, evet. Hatta bir yazımız vardı öyle. İlk öncelikle aman koyu olmasın. İnsanlarda böyle bir izlenim var. Çünkü yıllardır herkes de görüyoruz. Herkes
artık aynı, işte ben şu şöyle olsun. Hayır, her model, her kaş herkese olmaz. Yani bütün ifadeyi biliyorsunuz değiştiriyor kaş. Çok güzel bir cildiniz olabilir, çok güzel gözleriniz, kirpikleriniz olabilir ama o kaş, inanın, bunları kötü bir uygulamaysa hepsini geri planda bırakabiliyor. Oradaki kaş rengi çok önemli. Çok önemli. Böyle herkesin istemiş olduğu aslında şu anda ne var? Düz böyle kavis. Kavis olmadan düz kaş mı çok tercih ediliyor bu ara? Düz kaş, evet. Çok seviyorum. Tercih ediliyor. Ama biz herkese yakışmıyor. Şöyle yapıyoruz. Hem kişinin isteğine göre, hem ölçülere göre, yani bir arasını buluyoruz, öyle söyleyeyim size. Hani daha önceden aslında artık insanlar bilinçlendi, araştırıyorlar ve ben gerçekten araştıran insanları çok seviyorum. Bilinçli danışanlar her zaman daha kolay iletişim kurabildiğimiz insanlar. Yani neyi daha önceden biliyor. Bir fotoğrafla gelip işte ben bunu istiyorum, bu çizimi yapın bana. Tamamen yanlış. Gerçek bir uzman fotoğrafla gelen aynı kaşı herkese yapmaz. Sizi doğru yönlendirmesi lazım. Ve mesela kaş alımında da aynı kişiyi tercih etmelisiniz. Sizin kaşınızı, kıl yapınızı, her şeyi bildiği için süreklilik önemli. Burada da. Yani atıyorum siz geldiniz, ben sizin kaşınızı şekillendirdim kaş alımıyla. Buna da değinelim. Yani tabii. Şöyle ki, var olan kaş kılınız vardır ama şekli yoktur. Evet, bozuktur ya da birisi birisinden farklı oluyor genelde. İnanılmaz değişiyor. Yani sanki orada işlem yapmış kadar değişiklik oluyor. Öyle söyleyeyim. Bu da yine bazıları daha seyrek. Biliyorsunuz lifting de çok popüler son zamanlarda. İşte taranmış gibi bir görüntü. Her şeyin çaresi var. Yeter ki doğru kişiye ulaşırsanız. Emanet etmek gerekiyor, evet. Değil mi kaşlara? Ama şeylerle çok karşılaşıyoruz. Tabii ki doğru, yani herkesin şansı değil bu. Hani sosyal medyada kişilere bakıyoruz. O kadar güzel işlemler var ki diyoruz, evet. Ki evet, biz, yani benim kaşım burası çok güzel yapar diyoruz. Oraya gidiyoruz. İstediğimiz o sonucu alsak da 2-3 ay sonra ya kaş siliniyor ya da o yapmış oldukları kaşın rengi birbirine giriyor. Değişiyor. Evet. Ya da böyle kızıllaşıyor, grileşiyor. Aslında bu her kişi, yani her o yapılan işlemin sonucu o mudur? Hayır. İlla gri mi olur yani onun o sonucu? Orada kullanılan pigmentlerin çok büyük rolü oluyor. Tabii kendi pigmentlerimizle de karışıyor kullanılan pigmentler. Fakat o duruma gelmesi çok zor. Yani demin neyin altını çizdik? Doğru kişi, doğru ürün, kaliteli ürün ve o pigmenti cildin hangi katmanına yerleştirdiğiniz çok önemli. Bir de kanıyor onu yaparken, değil mi? Herkes de olmuyor işte pigmenti cildin hangi tabakasına verdiğiniz önemli. Çok kanarsa zaten o işlem başarılı olmaz, tutmaz. Çok oradan kanaması da iyi değil. Neyi hafif anlıyoruz bir... ama çok fazla aşırı bir kanama olursa o pigment bir... cilde zarar verir. Tutmaz. Tutmaz, evet. Boyası tutmuyor diyorsunuz. Tutmaz. Öyle olunca. Mikroblading tekniğinde böyle bir de cihazla yapılan uygulamalar var. Benim kaşımdaki gibi. O çok güzel. Pudralama. Çok yakından göremiyorsunuz muhtemelen ama kaş o kadar orijinal duruyor ki. Bayıldım ederim. Ben de istiyorum dedim aynısından illa. Çok güzel duruyor. Çok teşekkür ederim. Önce mikroblading. Bir dakika, şimdi bir anlaya, evet. Anlaya bir gideyim. Ben, evet. Meraklıyım çünkü. Şimdi kaş yaptırmak istiyoruz. Biz gittik. Evet. Kaç tane yöntem var? Biz onları bilelim önce. Ne diyecekler bize? Mikroblading var diyecekler. Pudralama tekniği var. Birçok teknik var. Şöyle sizin... En çok bu ara yapılanlar. Mikroblading her zaman çok popüler. O ilk çıkan galiba, aynen, değil mi? Aynen. Mikroblading çıktı ilk. Onu diyecekler. Sonra pudralama diyecekler. Başka var mı şu an böyle? Şöyle, sizin kaşınıza bakıldığında eğer altta hiçbir uygulama yoksa önce sizin ne istediğinizi, nasıl görünmek istediğinizi... Bakın meslek de çok önemli, biliyor musunuz? Bunları seçerken ne iş yaptığınız. Mesela sporcu bir kişi, bay bayan fark etmez. Yaptığı meslekten dolayı aşırı terleme vesaire. Yani onda çok kalıcı olmaz. Ya da bir sahne sanatçısını düşünün. Daha her zaman bakımlı ve baskın. Bir yüz ifadesi olması gerekiyor, değil mi? İster. Yani meslek de burada çok önemli rol alıyor. Onlara kadar sizin önce ne istediğinizi anlıyoruz. Kaş yapınıza bakıyoruz. Altta işlem var mı yok mu? Onu
bakıyoruz, tespit ediyoruz. Ona göre birlikte ilerliyoruz. Daha önceden nasıldı mesela? Gidiyorsunuz, yatıyorsunuz, işleme başlıyor. Kalkana kadar görmüyorsunuz. Ben asla öyle çalışmıyorum. Ben danışanlarımla birlikte ilerliyorum. Hem onu psikolojik de rahatlatmış oluyor. Çünkü acaba ne olacak? Evet, insan merak ediyor. Şimdi onda. Gerçekten işini iyi yapan insanlar, kendinden emin olan insanlar aşama aşama zaten bakın referans da çok önemli. Sizin oraya nasıl gittiniz? Dediniz ya, bakıyoruz fotoğraflar. Tabii Instagram'dan geliyor. Bazen hepsi de gerçek olmayabiliyor, biliyorsunuz maalesef. Tabii tabii. Belki kızacaklar bana ama. Doğruysa o. Bizde yalan yok. Aynen öyle. Orada bir efekt yapılıyor, bir şeyler oluyor. Aynen. Herkes kullanıyor onu. Gelelim. Bu yanlış uygulamaları nasıl çözeceğiz? Eyvah. En zor aşaması değil mi? Zor aşaması. Biraz sabır isteyen bir uygulama bu da. Hı-hı. Lazerle siliyoruz biz yanlış uygulamaları, kaş uygulamalarını. Hı-hı. Onun da aslında kesin sonuç veren bir uygulama. Fakat biraz insanlar şöyle zannediyor. Gelecek bir seans uygulamayı yapacağız. Kaybolacak, gidecek. Öyle bir şey ister ki o. Canlı yayında evet, kusura bakmayın, böyle bir rüzgar şey oldu. Ses geldiyse eğer kusura bakmayın. Bunun için bir vakit ayırmak lazım. Bir iyileşme süreci oluyor. İyileşme süreci de herkes de aynı olmuyor. Hı-hı. Yani bazen yara olabiliyor ki o alttaki pigmenti yukarıya çıkarmak için tabii ki bir dönem yara olabiliyor. Birkaç gün içinde de aslında iyileşiyor. Biz ne yapıyoruz? Önce bir seans çalışmamızı yapıyoruz. Rengin açılmasına bakıyoruz. Çünkü her ciltte aynı olmadığı için her kullanılan boya aynı değil. İyileşme süresi aynı değil. Yani bunun fix bir zamanı yok. Ortalama süreleri vardır. Değişimdir. Ve doğru bilgilendirmek lazım. Çünkü insanlar çok yüksek beklentilerle geliyorlar. Hemen ilk gelişte bitsin istiyorlar. Sonuç istiyorlar ama öyle bir şey yok. Yok diyorsun. Yara oluyor mu? Herkes de çok aynı şekilde iyileşmiyor demin söylediğim gibi. Birazcık yara olabiliyor, yara olmayabiliyor. Ama en kesin çözüm bu. Biraz sabırla bu işi de çözüyoruz. Losyon kullanıyorlar. Aslında yaptıran böyle kişiler falan da var böyle tanıdığım ama çok çıkmadı. Yani o renk açılması oldu. Şimdi burada yalan söylemeye gerek yok. Evet. Yani oradaki rengeni losyonla yaptı. Belki onların yaptırmış olduğu kişiler losyonla yapamadılar. Onu hani bilemem tabii ki. Ama ben görmüş olduğum kadarıyla arkadaşlarımın kaş rengi hafif böyle grisi açıldı. Abi. Öyle söyleyebilirim. Ama tamamıyla onun silindiğini ben losyonla daha görmedim. O losyon peki, yani siz peki hani kullanıyor musunuz? Renk açıyor galiba. Ben lazerden o kadar memnunum ki ve aldığım sonuçlardan. Değil o mi? Yüzden lazer. Benim çünkü kullandığım yöntem sadece o. Losyon hiç kullandınız mı? Kullanmıyorum ben. Muhtemelen çok etkili olmuyor. Renk açıyor değil mi sizce? Zaten renk açılarak ciltten atılır. Yani demin dediğimiz, konuştuğumuz gibi birden şöyle, ama çok hafif bir işlem belki. Uzun zaman geçtiyse o kaş tabii ki zamanla renk kendiliğinden biraz açıldıysa, o zaman tek seans da sonuç verebilir. Yani oradaki duruma göre. O yüzden herkes de aynısı olmuyor. Mesela böyle kızıl kızıl kalıyor. O doğru mu? Ben de o kadar çok şeyini biliyor gibi oldum ki. Yani ben değilim bir arkadaşım. Zaten, vallahi ben değilim inanın, ama gördüm böyle kızıl kızıl çok böyle kötü kalmış. Siz hiç yeşil kaş gördünüz mü? Yeşil görmedim ama yani böyle ben onu da gördüm. Gördüğüm için kızıl ve gri daha çok lacivert. Ama yeşil, yani yeşile kadar gördük. Gerçekten öyle diyeyim. Yani mi? Çok gerçekten insanların o süreyi öyle geçirmesi, aynaya bakmak istememesi. Yani bunlar insanın psikolojisini de etkiliyor biliyorsunuz. Yani aynaya bakıp sürekli aynı kaşı görmek. Allah'tan ki çaresi var. Teknoloji bu kadar ileri. Hı hı. Sadece kendimizi iyi bir uzmana emanet ediyoruz. Gerekiyor. O kullanılan boyalar dövme boyası mı? Bazıları dövme boyası da kullanıyor. Çok tehlikeli. Dövme çünkü çok zor çıkar. Zaten hani vücuttan silemiyoruz. Şöyle denk geldiğim bir şey kısacık anlatayım. Lütfen. Hatta bildiğimiz birilerinden isim vermeyeyim. Hı hı.
eyeliner ve dip liner yapılmış yüzüne. Bana anlattı. O anda boya yokmuş, tanıdık bir yere gitmiş, dövme boyasıyla yapılmış. Ve yani inanın o kadar tehlikeli ki göz, mesela gözdeki uygulamaları silme işlemi almıyorum, tehlikeli. Yani ben yapmıyorum. Mesela o öyle yaşayacak. Yani dövme yaptırmış olacak aslında. Ve bakın yüz ölçülerimiz değişiyor zamanla. O çizdiğimiz yani ben yarı kalıcı işlemleri seviyorum. Ömür boyu onu taşınmasın üzerinde. Yani ne oluyor? Eyeliner yaptırdınız. Sizin 3 4 5 yıl sonra o çizginiz göz kapağı düşüyor, göz şekli değişiyor, yer çekimi, yüz hatlarımız değişiyor. Yani o orada kalmayacak. Kilo olup veriyoruz, o zaman bile değişiyor. Tabii ki. O yüzden yarı kalıcı işlemler her zaman. Bir de çok baskın işlemleri tavsiye etmiyorum. Nedir? Çok net bir eyeliner mesela. Ben bir eyeliner süremeyenler için referans çizgisi gibi, hani üzerinden kendisi de daha sonra kolaylıkla makyajını yapabilir ve zamandan da kazanıyor. Doğru uygulama yapılırsa kurtarıcı, her daim bakımlı, fresh bir görüntü oluyor kalıcı makyaj. Ama kötü yapıldığı zaman da inanın bundan kurtulmak bayağı bir zaman alıyor. Bir de lazeri şimdi dedi kaşımıza yapalım, tamam onu deneyelim ama göz bu. Mesela evet. Ben çok riskli bulurum. Hani karşı değilim ama hani birisi gelse bana bir dip liner yapayım derse muhtemelen yaptırmam, korkarım. Bir de hani dövme boyası, çünkü dövme... Dövme boyasıyla zaten uygulama yapılmaması gerekir. Ama yapılır. Muhtemelen fiyat daha mı ucuz? Yapılıyor. Fiyat ucuzdur. Yoksa ya, niye yapsınlar ki? Bir de Dilek Hanımcığım şöyle, mesela bir uygulama için gelip önce fiyatı sorulmaz. Önce ne kullanıyor, bu işte ne kadar başarılı, hangi işlemleri yapmış. Herkes her işte başarılı olamaz. Herkes de bu işlemi yapacak diye bir kaide yok. Biz bu arada eğitimler de veriyoruz. Biz neye göre? Yani sizin bir potansiyeliniz, bir el beceriniz varsa biz onu geliştirip üzerine koyuyoruz. Ama sizin bir beceriniz yoksa, size ne kadar yol göstersek de, öğretsek de siz yapamayacaksınız bunu. Ya da gerçi herkesin de başından geçmiştir ama bir nedir? Hadi eğitim alıyor, gel bir kaşını yapayım işte, bir dudak renklendirme yapayım falan. Çevreye. Muhtemelen de zaten silme işlemleri de onlardan da çok geliyor. Maalesef. Deneme için gelenlerden de. Evet. Evet. Nasıl oluyor sonuçlar? Şöyle, onları silmek zorunda kalıyoruz. Yani yine bize geliyorsunuz. Değil mi? En sonunda Allah'ım getirmesin, Allah böyle düşürmesin der gibi oldu bize ama. Bize güzel uygulamalar için gelin. Doğru. Yani keşke hani en başında. Ama dediğiniz o kadar doğru ki. Yani az önce o konuştuğum konuya geleceğim. Oraya çünkü aşırı böyle takığım ben. Ya bu insanın parasını alıp o kişiyi kandırmak ve kötü bir şey benim için. O dövme boyası. Yani ben oraya takıldım kaldım ve çok duyduğum için aynı şeyi ben evet. Tekrar ediyorum. Çünkü dövme zaten zor silinen bir işlem. Kesinlikle. Kişi bir dövme yaptırırken 50 kere düşünüyor. Çünkü o oradan silinmeyecek ya. Dövme de siliyoruz bu arada. O da mı? Ama da bunlar var. Acılı işlemler. Siz aslında kaç silmiyorsunuz? Sabır, dövme zaman siliyorsunuz. Zaman ve bütçe. Evet. Yani özeti bu. Başka bir şey değil diyorsunuz. Siz bir hayalle geliyorsunuz, kaş yaptıracaksınız. Para veriyorsunuz. Evet. Vakit harcıyorsunuz. Ve kötü bir sonuç aldığınızda bir sürede öyle yaşamak zorunda kalıyorsunuz silene kadar. Şimdi bakın hem zamandan hem bütçeden hem moraliniz bozuluyor. Hı-hı. O yüzden bir kere doğru bir seçim yapıp iyi sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden araştırsın diye ben tavsiye edebilirim izleyenlere. Bildiği, emin olduğu. Çünkü gerçekten geri dönüşü zor. Bir de üzerine yine para veriyorsunuz silmek için. Tabii canım aynen öyle. Yani o... Bir de aynı yere gitsen de hani bunu sildi, ben mesela yanlış işlem yapan kişiye gel bir de silelim derse hayatta gitmem mesela. Nasıl güveneceksiniz? Nasıl güveneceğim? Yapmam, gitmem yani. Çünkü sen hani beni mahvetmişsin zaten. İkinciyi bir de üstüne böyle sildireceğim, lazer yaptıracağım. Yakarsan. Evet. Değil mi? Zaten yanma sizi mutlu etmemiş bir daha efendim. Yanma ihtimali yok mu? O lazer bizim bildiğimiz aslında. Şöyle. Yanma ihtimali yok mu? İşte bu uygulamayı yüksek yapan ısıyı. Kişiyle alakalı. Değil mi? Isısını biraz yüksek verirse ayarını. Aynen öyle. Yani cildin yapısı, hı-hı, cihazın ayarı, kişinin tecrübesi.
Mesela orada da yine hep para ön plana çıkıyor. Şimdi ne kadar? Hayır. Önce bilgilendirmek gerekiyor insanları. Doğru anlatmak lazım. Yani neden? Hem üzerine para alacağız, hem sonuç alamayacaksınız. Biz o zaman, işte bizim sektörde yıllardır kalıcı olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Doğru yönlendirme, doğru iş. Siz kaç yıldan beri bu alandasınız? Yaklaşık, en başta soracaktım, en sonunda sordum. Bir 12 yıl falan oldu. Bayağı olmuş. Şöyle, onu dolu geçirmek önemli. Yani nedir? Şimdi bir sektöre girince gidip bir eğitim alıp, evet, hayır öyle de. Sürekli her şey değişiyor, yenilikleri takip etmek lazım. Ve ben gerçekten öğrenmeye çok açık ve çok, yani başarıyı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. Yani bu kadar belli, evet. Çok seviyorum, evet, işime çok aşığım. Ama zaten danışanlarım benim yüzümden, tavrımdan da anlıyorlar. Tabii bunu duymak da çok keyifli bir şey. Evet. İşin güzel taraflarından bir tanesi de bu. İnsanları mutlu etmek, sizden güzel bir şekilde ayrılması, sizi, yani evet, para kazanmak için yapıyoruz bu işi. Ama önceliğim bu değil. Öncelik müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. İnsan kazanmak. Zaten memnun ettiğiniz zaman siz kazanacaksınız. Referans çok önemli. Düşünsenize şimdi size böyle şikayetler her gün. Mesela kişi geldi akşam yazıyor. Çok kötü oldu, kanamam var, yanıyor, şöyle oldu, böyle oldu. Çok şükür hiç öyle bir durumlarımız olmadı. Bu sefer de artık hani yani uykular haram olur gerçekten de. Evet. Çünkü o işlemi yapmışsınız. Parasını almışsınız artık orada ne mutlu ayrılmak varken. Önceden işte, ama yorumları kimse okumuyordu Dilek Hanım. Şimdi yorumlara göre gidiyorlar. İnanın ben pimpirikliyim bilmiyorum. Yorumlara da çok fazla inanmıyorum. Ben direkt hani o kişiyi görünce anlıyorum ben zaten bu işlemi yapar mı yapmaz mı? Benim de öyle bir Allah vergisi bir özellik mi diyeyim? Atıyorum 100 kişiden mutlaka 2-3 kişi çıkabilir. Herkes sizi sevmek zorunda da değil. Bir de böyle bir şey evet. Var. Yani siz kötü bir işlem yapmasanız da muhakkak sizi sevmeyen birisi de çıkacak. Yani onları normal tolere edilebilir sayılar ama tabii bir de orada hep kötü işlemler ya da kötü yorumlar tabii onu da dikkate almak lazım. Ya da ne bileyim ben artık her şeyi böyle düşündüğüm için göre belki de kişi profili açtı. Kendisi arkadaşlarına yazdırıyor. Çok güzel işlem yapıldı bunu yaptı. Ah sosyal medya. Sosyal medya işin içine girince ben her şeyi bekliyorum. O yüzden de ben mesela tabii herkes o yoktur ama ben mesela şimdi sizi gördüm. Ben gerçekten hani güveneceğimi anladım. Yani bunu tabii şu an ekranda ve hani yayın olduğu için ben söylemiyorum. Onu aldım hani işlemlerinize de bakarım. Siz de gördüğüm için evet. Teyitleştiririm onu. Derim ki bu kişi iyi yapıyor. Güvenirim. Ama sırf fiyatı ucuz diye de tanımadan etmeden. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Güzellik merkezlerinde. Şimdi sizin salonunuzun ismi neydi? Nermin Negiz. Beauty güzellik salonu. Geçiyor. Nermin Negiz Beauty. Şimdi orada tabii çalışanlarınız da var. Evet. Teksiz yoksunuz. Ve çoğu firma da bunu yapıyor. İşte orada franchising veriyorlar firmalara. İsmine gidiyor kişi. Evet. O kişi orada yok çok ki. Çok güzel bir. O kişi orada bir yok. Konuya mesela yan kuaförde çalışan başka birisi oraya girmiş. Bunları kontrol etmek çok zor. Çok zor. Yani ve çok olumsuz dönüşler de oluyor. Evet. İsim olarak o kadar da para, ya yani çok da pahalı öyle. Yani ucuz şeyler değil bunlar. Asgari ücret ki ne kadar? Evet. Hani bir kaş işlemi şu an ne kadardan başlıyor fiyatları? 4-5 falan var mı? Artık oldu mu yani? 4-5 yok ama o civara. Onu ne belirliyorum? Sizin kullandığınız malzeme Dilek Hanımcığım. Kaliteli ürünler tabii ki pahalı. Ama iyi sonuçlar veriyor ve onu yani mesela sizin çok lüks bir arabanız var ama ehliyetiniz yok gibi düşünün. Kaliteli malzemeyi de uygulayan bir uzman gerekiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ama benim de o söylemiş olduğum şey, lütfen isimlere güvenerekten gitmeyin. Değil mi? Onu da yapmasınlar. Şöyle, araştırsın, denesinler. Yani gidip hani bir deneme çizimi vesaire yaptığı işi görsün. Yani referans burada işte devreye giriyor, çok önemli. Şey yapmak gerekiyor aslında, ayıp falan demeden bence önce hangi malzemeyi kullanıyoruz? Yani kesinlikle. En doğru malzeme hangisi diyecek ki ben malzemeye bakmak istiyorum. Evet. Çünkü orada da şimdi kişi der ki hani, çoğu da bunu kabul etmeyebilir. Yani o kabul etmeyenleri de o zaman kapıyı çekip çıkıp gitmek gerekiyor. Evet. Benim anladığım bu. Yani
O malzemelerin isimlerini öğreneceğiz. Ama sahte mi değil mi? O da var tabii. O kadar çok şey var ki. Ay, biz gerçekten bence bir kısa reklam arasına gidelim. Değil mi? Evet. Kısa bir reklam arası, ardından tekrardan buradayız.
Ben soruyorum. Yok, ben uyuyor musunuz? Uyumuyorum. Uyuyorsanız da uyumuyorsunuz. Uyuyorsanız da yani uyumuyorum ama onu yıkamak gerçekten büyük bir külfet. Veya böyle siliyorum hani makyaj bezimle beraber. Ama yine de çok... Mesela bir de nedir? En bilindik işte olmuyor. Kahve telvesiyle... Peeling diyorlar. Bakın, cilt cam gibidir, çizilir. Yani hepsinin... Atıyorum nedir uygulamayı, peelingi yaptınız. Sizin cildiniz çok ince olabilir. O sizin cildinizi çizer ve zarar verir. O yüzden ben hani gördükten sonra mesela ben sizin cildinizi bir analiz edip evet evde şunları şunları yapabilirsiniz diyebilirim. Ama yuvarlak anlatmıyorum her zaman. Herkese farklı olmaz. Yani daha kötü olur. Ne yapıyoruz? Tabii ki bizim çok değerli dermatologlarımız var. Onlarla birlikte çalıştığımız için onlar tabii ki en daha doğru güvenilir. Bilgi verirler tabii. Doğru yönlendirecek. Ama sizin de böyle bildiğiniz bir şeyler varsa ekran başındakilerde var ama paylaşmıyor. Neden? Ufak tefek şeyler yine de belki Nermin Hanım paylaşabilirsiniz. O kadar da değil mi? Hani burada en azından. Mesela şey yapıyorlar. Onu ben söyleyeyim o zaman. Avokado çok güzel mesela. O mu? Evet. Avokadoyu bilmiyorum. Biraz pahalı ama. İşte o yüzden bilmiyorum dedim. Şimdi ben biraz daha uyguna doğru kaçayım. En azından herkesin ulaşabileceği bir şey. Sizce doğru mu? Bal bilmiyorum. Bal maskesi çok güzel mesela. Bal maskesi. Bal. Soda. Hep pahalı şeylerden bahsediyorum acaba. Siz biraz öyle. Ben. Siz salatalık. O mu? Salatalık da mı tabii, iyi? Tabii. Nem deposu da yani. Ama bitirme. O da yüzde çok öyle uzun sürede kalmıyor. Onu biraz onu, yedirmek gerekiyor. Onu tonik yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Mesela sevdiğim, madem bu kadar ısrar ettiniz. Onu rendeleyip salatayı rendeleyecekler. Rendeleyip mesela buz kalıplarına koyup tonik olarak geceleri yatmadan önce bir cildinizde ama bir selpa ya da ince bir tülbente sarıp direkt buzu ciltle temas ettirmeyeceksiniz. Suyla bayağı mı karıştıracağız? Hayır, kendi suyu zaten salatalığı rendeleyince kendi suyu çıkıyor ya. O hemen onu buz hiçbir kalıbına, şey koymadan. Buz kalıbına koyabilirsiniz. Aynı direkt yatmadan önce birer tane yüzünüze gezdirebilirsiniz. Güzel bir canlandırır, evet. O çok güzel. Bu ucuzdu değil mi? Bu ucuzdu. Tamam. Evet, bu ucuzdu Nermin Hanım. Bir de şey var, soda. Onu da hemen ben de ekleyeyim. Soda peki? Soda da. Sodayı ben de yapıyorum. Şöyle, çünkü böyle o buz kalıplarına koyuyorum onları. Bir de toniği en etkilisi şöyledir. Yani yüzünüze mesela parfüm şişeleri var biliyorsunuz. Hı hı hı. Cam olanlar özellikle. Farklı bir markanın eğer ambalajı da değişikse sprey şeklinde çok güzel oluyor. Yani pamuğa döküp de yüzünüze sürmektense evet, böyle birkaç pıs pıs yüzünüze yapıp o yüzünüze kendisi koyacak. O daha etkili. İçinde ne olacak? Tonik. İçine tonik koyacağız. Ne kullanıyorsunuz? Ha, evet. Bizim hazırladığımız değil. Onu direkt anladım dediğiniz şeyi. O sprey şeklinde. Öyle alamıyorsak bile hani oradan oraya tabii, tabii. Şey yaparız. Değiştirebilirsiniz. Devir daim ederiz tabii. Tonikleri. O şekilde yüze. O zaman dolapta falan kalsın. Belki daha iyi olabilir. Böyle değil mi? Evet. Ben de yine bir şeyler biliyormuşum herhalde. Tabii de ki. Tabii şey, ki. Tabii ki o çok fazla bir sıcak su. Çok fazla o sıcak suya maruz kalmak bizim... Sıcak, soğuk. Yine zaten, soğuk. Zaten evet mi? Şimdi yazın da yaz yaklaşıyor yaz biliyorsunuz. Yaz yaklaşıyor evet. Nedir en güneşten korumalıyız. Yani en büyük zararlardan bir tanesi zarar veren cildimize. Nedir? Dozunda saatleri, güneşlenme saatleri ve koruyucusuz aslında sadece yazın değil yaz kış koruma yapmak gerekiyor. Evet, yani bunu çoğu insan bunu, da bilmiyor. Evet. Burada tekrardan bir altına çizelim. Aynen. Evet. Yaz kış sadece yazın güneş koruma değil. Yaz kış. Kışında kullanmamız kışında gerekiyor. Yani güneş koruyucusu zaten adı ama. Zaten açık tenlilerin hassas yani güneş alerjisi ya da açık tenlilerin ilk güneşe çıktığı biliyorsunuz. Bazıları da biliyorsunuz hemen bir öncesi bir solaryum, bir altyapı. Evet. Çok klasik. Çok klasik. Eskilere gittik biraz. Yok yok doğru aynen öyle. Yani cildi hazırlamak hani birden. Aslında hepimizin yaptığı hatalar tabii ki gençlik döneminde. Değil mi? Vardı. Gençlik döneminde. Bronzlaşacağız deyip. Güneşin altında yatmak yani ben de zamanında tabii ki yaptım onları. Kaç ama. Saat yattığınızı bilirsiniz yani ben neyse sabah ki, 8'den akşam 5-6'ya kadar yattığımı evet, bilirim. Evet.
böyle yani i̇şte orada Allah'ım sürünce... bronzlaşayım diye değil mi? O şimdi aynen. Asla. Yani iki saatten fazla kalamıyorum zaten güneşin altında. Şemsiye altında oturuyorum ve kendime evet. inanamıyorum. Gölgede güneşlenmek gibi. Evet, gölgede güneşlenmek evet. gibi. Yani rüzgar yakar derlerdi. Yok diyordum hani rüzgar nasıl yaksın? O şemsiyeyi bir atacağım üstümden. Güneş böyle gelecek. Şapka gözlük hiçbir şey yok. Evet. Çünkü aman o güneşin böyle kesilir tabii. korkudan. Neler yapıyormuşum gerçekten evet. siz yapmayın böyle. Yani hele o güneşin tam aslında 3 ile 5 arası falan mı çıkmak gerekiyor? Ben yani 3 ve 5 arası diyebilirim. Çok emin değilim. Araştırın. Önce ve tam yani öğle sıcağı. Öğle sıcağını atlatmak gerekiyor. Bir de koruyucusuz. Yani sabah koruyucunuzu sürdünüz, o sizi tüm gün götürmüyor biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Onu da hatırlatalım. Ne yapacağız onu? Çantada yani o zaman elimizde öyle gezeceğiz evet. onunla sürekli. Yüzümüzde böyle koruma altına alacağız. E peki şimdi mesela kaş yaptırmak isteyenler için zaman geçti mi? Çünkü yaz ayına geliyoruz. Şimdi lazerle o silme işlemi için yaz ayında yapılır mı bu işlemler? Yaz ayında yapılır. Şöyle onun iyileşme süresini hı hı. Yani mesela sildik lazerle. O iyileşme süresini çok iyi koruma altında geçirmesi lazım. Hı hı. İyileştikten sonra hiçbir problem yok. Uygulama yapılacaksa da şöyle, zaten orada bir pigment var. Nasıl cildimizi koruyorsak, sonradan yapılan bir işlem sonuçta, o pigmenti de korumamız gerekir. Zaten siz koruyorsunuz. Evet, evet. Güreşlerken sürü, yani kaşı ayırmıyoruz. Tabii, onu da yapıyoruz öyle. Evet, ona bir artı sorun olmaz bir, mı? Bir sorun yok. Çünkü hep ama, öyle diyorlar ya hani yok bu kış ayında gelin tüm lazer işlemi yani epilasyon işlemleri için de aynı şey geçerli. Artık yaz kış kullanılan cihazlar var Dilek Hanımcığım. Var ama bir... o cihazları mı kullanıyorlar onu da bir teyit etmeleri eyvahlar gerekiyor. Eyvahlar olsun ben... siz gidip listeyle. Ben öyle evet. Ne kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Cihazları göreyim. Artık kimse... sertifikaları evet, göreyim. Evet, sertifikaları göreyim. Doktor belgenizi göreyim falan evet. diye. Evet, çünkü kim yapıyor bu işlemi? İnanın çünkü yani bir yere gidiyorsunuz, o çalışanlar değişiyor, o sirkülasyon değişiyor. Hani o en başta verdiğim örneğe geliyorum. Hani iyi bir yerde, şimdi Nermin Negiz sizin güzellik merkezinize geldi. Ve siz yapmayacaksınız bu işlemi. Yanınızda o çalışan yapacak. O çalışan kim? 3 ay sonra bir geleceğim o yine orada yok. Başkasını almışsınız. Bu karışık karışık. Bizde öyle olmuyor. Ben kendim size gelirim yapıyorum. Daha iyi. Kafam rahat olur en azından. Gelin, mesela direkt kişiye gitmek demin gerekiyor. Demin ki bir altını çizeyim. Klor, havuz, deniz suyu tabii ki yaptığımız işlemleri etkiliyor. Onları da koruyacaksınız. Yani dikkat edeceksiniz. Yani yapılabilir diyorsunuz. Yapılabilir ama korumanız lazım. O zaman yaz ayında kaş sildirme mesela, bu işlemler ipek, yapılabiliyor. Kirpik. Onun için de geçerli. Yani siz süresini, yapıyorsunuz değil mi? Hepsini İpek, yapıyoruz. İpek. Evet. Süresini azaltır. Havuz, deniz. Hmm. Kullanmaya bağlı aslında. Çok merak ediliyor bu ipek kirpik. Ne kadar kullanılıyor? Sizin kullanımınıza göre aslında. Orada kullanılan yapıştırıcıya göre. Hmm. Yatma pozisyonunuz, yüzünüzü yıkama şekliniz. Şöyle yıkamak gerekiyor sanırım değil mi? Üstlerden çok değmeden doğru mu biliyorum? Yok, yıkayabilirsiniz. Yani oraya su geliyor sonuçta, duşta da geliyor. Ama ovalamayacaksınız. Yani üzerine yatmayacaksınız gibi. Hmm. Ben mesela bir buçuk ay kadar kullanabiliyorum. Çok çok uzun süre, çok güzel. Ama evet, o zaman kullanabiliyorum. Hem ürün iyi. Yani ipek kirpiğin markası iyi o zaman ve yapıştırıcısı, yapıştırıcısı iyi. Çok önemli. Tabii onu da gidip en ucuzunu alırlarsa kişiler ne yapacak? 15 gün i̇şte önce kullanırlar. İşte burada yine fiyat giriyor devreye. Yani tamam kampanya vesaire olabilir. Ama bir işlemin bir maliyeti var. Yani bir atıyorum 5 liraya aldığınız şeyi siz 3 liraya yapamazsınız. Evet. Yani o maliyeti de göz önünde bulundurmak lazım. Bir ortalaması muhakkak var işlemlerin. Yani liste, herkes tabii ki aynı fiyata yapmıyor. Ne belirliyor? Yapan belirliyor. Hı hı. Uzmanlığı belirliyor. Aldığı sonuçlar belirliyor. Kullandığı ürünler, malzemeler belirliyor. Hani bir ortalamasını aşağı yukarı herkes tahmin edebilir zaten. Araştırdığı zaman piyasaya göre. Peki ipek kirpik yaptırdığım zaman kaşta kaldı ya aslında. İlla kaşta kaldı. Çözeceğiz. Kirpikler dökülür mü? Bir daha sorun. Kirpik lifting yapıldığı zaman veya ipek kirpik olduğu zaman kirpiklerimiz dökülür şöyle, mü? Şöyle, lifting aslında bir bakımdır. Yani kirpik lifting.
hem kıvırmak için hem kirpikleri beslemek için. Aksine önce kirpik lifting yaptırıp üzerine ipek kirpik yaptırmanız çok daha güzel olması. Bir de düz kirpikler. Aklıma gelmiyor. O kadar çok anlatacak şey var. Hangisini anlatacağımı şaşırdım. Öğrenelim. Çok düz aşağı doğru uzayan, uçları aşağı bakan kirpikler var. Hı hı. Mesela o kirpik yapısına göre ipek kirpik çok zor. Burada kurtarıcı lifting. Liftingle onu şekillendirip onun üzerine uygulama yaptığınız zaman daha güzel oluyor. Daha yani, kalıcı oluyor. Şimdi sizin kendi kirpiğiniz düz, diyelim üzerine ki, koyduğunuz düz bakıyor, evet. Kıvrımlı bir kafanızda canlandırın. Evet, çok bir, saçma bir... Şöyle bir düzlük olacak, evet. Orada da bir yuvarlak böyle yani, yukarı doğru çıkmış. Doğal da görünmeyecek. Kötü gözükür. Bir de ben şeyi sevmiyorum. Bir gözün taşıyabileceği kadar oraya kirpik eklenebilir. Evet. Bir taşıma kapasitesi var kirpiğinde. Bu sefer niye kirpik dökülüyor? İşte yanlış uygulamalardan dök. İpek kirpik kirpik dökmüyor aslında. Zaten kirpik yenilenen bir şey. Evet. Yani dökülüyor, çıkıyor. Fark etmesek de. Yapıştırıcısı belki onu dökebilir mi? Kirpiği nereye yapıştırdığınız, kullandığınız yapıştırıcı. Anlatabiliyor muyum? Sizin kullanımınız. Bunların hepsi etken. Niye ben bu kadar uzun süre kullanabiliyorum? Çok uzun, çünkü ben 1,5 ay mı dediniz? Evet. Uzun süre. Hiç öyle görmedim bu arada. Yani ben de kullandım, hiç 1,5 ay kullandım mı hatırlamıyorum. Sizin mesela bakıyorum. Şu an yok ama hani kullanmıştım. Bakıyorum gözünüze. Sizin göz yapınıza göre genelde badem sevilir. İşte gözü uzatmak için vesaire. Ve mesela başlangıcı aynı kaş gibi aslında. Kirpiğin de bir tasarımı var. Doğru. Yani başlangıcından işte nasıl görünmesini, kendi kirpiğinizin boyunda başlayıp aralardan bir efekt de olabilir. Ucuna doğru tabii ki biraz daha uzun ya da daha volümlü mü gözükmesini istiyorsunuz gibi. Ama oturken sizin kendi kirpiğinize uygun olmalı. Yani bir kirpiğin üstüne ne kadar yük bindirebilirsiniz? Hani kaç kirpik olabilir ki oraya? Peki, hani mantık olarak düşünürseniz... Çok zor olur, aynen orada ağırlık olur ve... O zaman dökülür zaten kirpiğiniz. Taşımaz. Peki onu yapıştırırken kirpiğe mi yapıştırıyorsunuz? İpek kirpiğe yapıştırıyoruz, kirpiğe. Evet. Ama orada... Cildinize, yani göz kapağınıza asla değmemesi gerekir. Yani işte onun da yeri var. Milim gerçekten o çok tehlikeli bir şey bence. Evet. Çünkü orada da bir yapışkan kullanılıyor. Da, tabii ki. Gözü Allah korusun. Alerji problemi oluyor, şişiyor. Bir de kirpik, şöyle söyleyeyim. İki gözünüzde toplam kullanmanız gereken kirpik sayısını tek göze yaptığınızı düşünün. Ne oldu? Aa, kirpiğim döküldü. Öyle bir şey yok. İşte yanlış bilgiler. İpek kirpik son derece güzel, makyaj gerektirmeyen ve o süreyi bakımlı. Yani sabah uyanıyorsunuz, aynaya bakıyorsunuz. Hiç makyajlı bir görüntü, fresh, bakımlı. Evet. Ne kadar güzel. Yani bakın, makyaj yapmak zorunda kalmadınız. Makyaj yaptığınızda onu temizlemek zorundasınız. O cildi yıpratmıyor mu? Kirpiği yıpratmıyor mu? Tabii ki yıpratıyor. Evet. Yani bence rimelden çok daha, iyi. Evet. Neden? Vakit kaybı yok. Rimele de bir ödeme yapıyorsunuz. Rimel de kimyasal. Şimdi işin içine öyle bakarsak hani çok ve hani... Güzel, kaliteli ürün bir rimel almaya kalktığınızda çok pahalı, çok tabii. Ciddi. Onun yerine kaç kere kirpik yaptık? Aynen öyle, doğru. Biz oraya bağladık. Süremizin sonunda maalesef iyice gelmiş bulunmaktayız. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum bize vermiş ediyorum. Olduğunuz bilgilerden ötürü. Umarım bilgilendirici bir yayın olmuştur. Sonuç olarak ne yapıyoruz? Gideceğimiz yeri araştırıyoruz. Doğru yerlere gidiyoruz. Doğru uzmanlara teslim ediyoruz kendimizi. Sonra üzülmüyoruz. Değil mi? Evet. Bir de kullanılan markaları orada öğreniyoruz. Bunlar ayıp şeyler değil, değil mi? Bir işveren olarak siz de bundan memnun olduğunuzu söylüyorsunuz. Tabii ki, yani ne kullandığımızı, ne yaptığımızı sorması danışanların benim çok hoşuma giden bir şey. Bilinçli. Bilinçli. Yani uygun diye yer gidersek bu sefer de Allah korusun kaşımızdan gözümüzden olmayalım. İşte onu göze alıp bir de gitmek lazım. Ben almayayım. Gerçekten hani ya, biraz daha pahalı vereyim, alana da mani olmayayım. Dikkat etmek gerekiyor diyorum. Şimdi kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan buradayız.
Evet, hafta sonu günlüğü kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi çok bilen adam olarak tanınan astrolog Selman Skype bağlantısında olacak. Bakalım gökyüzü hareketleri ne durumda, öğrenmiş olalım. Skype bağlantımız hazır mı? Evet arkadaşlarım, şimdi ekrana Skype bağlantımızı getirecekler. Bekliyoruz bakalım neler neler varmış gökyüzünde. Biraz hareketli geçiyor. Selman merhabalar, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Dilek Gülüm, sağ ol, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Böyle heyecanlı heyecanlı bakalım genel gökyüzünde ne yorumlar var. Onları bekleyeceğim senden. Çalıştık mı? Oo, çok çalıştım, sabaha kadar çalıştım. Baktım muhtemelen değil mi? Ne durumdayız? Şu an gökyüzünde biraz sert açılar var mı? Bir retromuz var. Gökyüzü çok felaket ya. Hem Merkür retrosu var, aşk ilişkileri de felaket. Şimdi Jüpiter Koç burcundan geçerken böyle birazcık evet ateş enerjimiz arttırdı ama birazcık da Jüpiter'in dağıtma enerjisi var. Birazcık da bireysel haklar, bireysel adalet konuları, hak hukuk, ondan sonra alacak verecek konuları. Yani haksızlıklara gelemedik aşk ilişkilerinde. O yüzden de böyle birazcık dağıttı bizi ne yazık ki. Böyle çok aşk meşk konuları iyi gitmiyor bir süredir ama az kaldı. Jüpiter şimdi Boğa burcuna geçecek. Ne zaman geçiyor? Ne zaman geçiyor Selman? İki hafta var. Ondan sonra evet. Daha böyle aşk ilişkileri ve parasal konular biraz daha toparlayacak ama önümüzde de sert bir ay tutulması var. Çok aşırı sert. Yani böyle hatta akşam Twitter'dan şey yazdım, dedim ki hani böyle eskiden hakimler kalem kırarlarmış ya böyle bir karar açıklayacakları zaman. Ya dedim hakikaten böyle kalem kırılacak bir pozisyon yani böyle bildiğin karanlık bir bölgeye giriş yapıyoruz şu anda. Bir 6 ay olaylar çok çok felaket. Neyse şimdi birazcık hemen baymayalım arkadaşları. Yok yok, sen doğrusu neyse onu söyle, biz alıştık gerçekten ama tabii iyi haberleri de duymak istiyoruz. Şimdi öncelikle Jüpiter Koç burcundaydı şu anda. Jüpiter evet, neydi? Olan Jüpiter iyicil bir gezegendi ama olmuş olduğu gezegende oradaki enerjiyi büyütüyor değil mi? Şimdi Jüpiter aslında pozitif enerjiyi büyüten, evet özellikle hak, hukuk, adalet, ondan sonra insancılık, ondan sonra etik konular ve hümanizmle alakalı bir gezegen. Ama bulunduğu yerde her zaman pozitif çalışmayabilir. Birazcık oradaki enerjiyi gereksiz bir şekilde büyütebilir ve abartabilir. Koç burcu da bireysellikle alakalı, yani ben egosuyla alakalı olduğu için Jüpiter'in Koç burcundaki seyri, yani ben hakkımı alamadım, haksızlığa uğradım, işte sevdim, sevilmedim, işte işlerimde hakkımı alamadım, dışarıda benim hakkımı yiyorlar gibi alanlarda bizi böyle bir fişekledi. Yani biz böyle özellikle ilişkilerimizde şunu düşündük, yani işte o benim hakkımı yiyor, bu benim hakkımı yiyor, işte hakkımı yedirmeyin. İşte herkes beni sevsin, beni istesin falan gibi bir enerjiye girdik. O da bir dağılma enerjisine sebep oldu. İşte herkes beni sevsin deyince tabii herkes beni sevsin. Bir kişi olmuyor yani orada böyle bir sürü kişi. Birazcık da belki flörtöz bir yapıya geçtik ama birazcık daha Boğa burcunda bu enerjiler toparlanacak diye düşünüyorum. Boğa'dan herkes olmuş. Zaten yazıyor Instagram'da işte ya ne zaman aşk gelecek, şöyle gelecek, böyle gelecek falan, az kaldı. Ama bir yandan da Merkür retrosu var. Mayıs'ın 17'sine kadar devam edecek biliyorsun seçimlerde. Mayıs'ın 17'sine kadar mı devam edecek dedin? Mayıs'ın 17'sine kadar devam edecek yaklaşık olarak. Sesin geliyor değil mi? Geliyor geliyor ama ben orayı hemen şey yapamadım. Orada bir anladım. Çok özür diliyorum. Merkür retrosu ne zaman başlamıştı? Çok yakın bir tarih değil mi? Bir iki hafta falan mı oldu? Yok yok olmadı, bir hafta kadar oldu. Bir hafta kadar oldu. Hatırlamıyorum şu anda. Şimdi Merkür retrosunda hep böyle biz astrologlar konuşuyoruz aslında. O retro başladı, eskiler dönecek falan. Merkür retrosu ile ilgili biraz konuşalım istersen. Lütfen. Bir Merkür retrosu ile ilgili bilgi alalım. Dilek eski aşklarından dönenler var mı? Bilmiyorum şu an. Hiç bilmiyorum. Bu konularla ilgili bildiğiniz gibi bilgi asla aktarmıyorum. Peki Selman'cığım, onu seninle haritama bakarken konuşuruz. Bu arada Merkür retrosuyla evet onu söylüyorlar. Yani aslında retrolarla hani gelen retro ile eski aşklar geri gelir derler. Aslında Venüs retrosu da belki bunu yapabilir değil mi? Venüs de yapar, yani şimdi Merkür de yapar. Ya Merkür retrosu aslında birazcık daha mitolojisini de anlatayım ben size. Hermes'le ilgili. Hermes mitolojide çok hızlı koşan bir tanrısal figür.
ama inanılmaz hızlı koşuyor çünkü bilgiyi iletsin. Bu bilgiyi iletme esnasında da hiçbir zaman durup böyle bir dinlemiyor. Yani acaba bana ne söyleniyor? Bir duyma eksikliği var Merkür'ün aslında baktığımız zaman. Konuşmaya, anlatmaya ve bilgiyi iletmeye dayalı bir figürden bahsediyoruz biz burada. O yüzden çok hızlı koşuyor. Şimdi Merkür retro olduğu zaman, retro dediğimiz şey aslında gezegenin geri dönüşü gibi bir şey ama gezegenler gökyüzünde asla geri dönmezler. Sadece izafi olarak dünyanın yörüngesine göre biz onu böyle birazcık daha yavaş bir şekilde görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu da bize böyle bir gezegen duruyormuş, bu geri dönüyormuş gibi izlenim veriyor dünyadan baktığımız zaman tabii ki. O yüzden de Merkür Retros dediğimiz durumda demek ki biz Merkür'ün çalışma sisteminde böyle bir farklılık düşüneceğiz. Şimdi Merkür bizim zihnimizi, iletişimimizi, algımızı, öğrenme kapasitemizi anlatır. Retro olduğu durumlarda bizim zihnimiz birazcık daha farklı çalışıyor. Birazcık daha Hermes böyle bir duruyor, bir dinliyor. Ya ne diyorlar, ne dediler, arkamdan biri mi bağırdı? Veya daha önce değerlendirmediğim bir durumu vardı. Ben bunu değerlendirmeliyim, ben bunu düşünmeliyim. Belki Hermes orada koşarken böyle çok güzel yemekler görmüştü ama ya geçip gitmişti çok çalışıyorum diye. Sonra dedi ki ya ben buraya bir geri döneyim de o yemekleri yiyeyim. Veya işte orada bir Ayşe vardı, Fatma vardı da ben onu bir es geçmiştim. Ben o bir Ayşe'ye, Fatma'ya bir geri döneyim, bir bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Tabii ki algımız ve düşünme şeklimiz birazcık daha farklı olduğu için normalden daha detaycı, daha analizci ve aynı zamanda da eskiye yönelik şeyleri bilinçaltımızdan tekrar çıkartarak bizim önümüze sunan bir yapı var Merkür Retrosu'nda. Şimdi Merkür Retrosu'nda bir şeylere başlamak çok mantıklı gelmiyor bize astrologlara. Çünkü zihin yapımız orada çok da düzgün çalışmıyor. Birazcık daha farklı, gitti, birazcık daha detaycı, birazcık daha geçmişe yönelik konularla ilgilenmeye yönelik çalışıyor. Geçmişten gelen durumları o yüzden değerlendiriyoruz. Ne diyoruz? İşte Ayşe vardı, Fatma vardı, işte Belkıs vardı. Ben onlara bir bakayım da onlar ne alemdeler. Veya Ahmet vardı, Harun vardı falan gibi. Eskileri birazcık daha yad ediyoruz veya eskilere geri dönmek istiyoruz. Orada tabii ki bir değerlendirme yapılabilir eski ilişkilerimizle ilgili. Denebilir ki işte ya şu da var da ben onunla tekrar bir konuşayım, görüşeyim. Ama yeniden bir başlangıç için. Geliyor. Efendim? Biliyorum, ama dedin, bir ama geliyor dedim, evet dinleyenler evet, için. Ama hani yeni sıfırdan başlangıçlar için, yani hiçbir ilişkin olmayan bir kişi için Merkür Retros'u yeniden değerlendirdim ve zihninin farklı anlamda çalıştığı için tamam mı? Yeniden başlangıçın uygun değildir. Sadece eski ilişkinin, bir eski ilişkinin yeniden değerlendirilmesi adına düşünülebilir Merkür Retros'unda. Sonraya bırakmak lazım. Bir başlangıç yapılacaksa sonraya bırakmak lazım. Çünkü tabii ki hepimizin haritasında Merkür Retro olanlar var. Merkür Retro olanlar kendi haritasında. Merkür Retro olan kişiler bunlardan çok fazla etkilenmiyorlar. Gökyüzündeki Merkür Retro olmadığını. Es olanlar? Efendim? Es olanlar? Es olanlar ya o karma ile ilgili artık böyle dibine inmiş o retro pozisyonun durağındır de. Yani Merkür Es stationary, durağın, zihin belli bir alanda, belli bir zamanda, belli bir düşünce sisteminde takılı kalmış. Bunu aşamıyor. Mesela bilim adamlarında olur, çok fazla analiz yapanlarda olur, analitik değerlendirme yapanlarda olur. Gerçekten bir konunun üzerinde çok uzun zaman, yıllar, aylar boyunca çalışabilen, gerçekten analitik düşünebilen çok zeki insanlarda olur. Ama hani bu, yani Hermes'in çok kuvvetli olması, Merkür'ün çok kuvvetli olması toplumun geneli böyle olmadığı için bazı iletişim problemleri, anlaşma problemleri yaşatabilir. Şimdi biz Merkür Retrosu'na ne diyoruz? İletişim problemi yaşıyoruz insanlarla. Yani bir duymaya odaklanıyoruz değil mi? Ben bir şey diyorum, dün bir post vardı da birisi bir şey yazmış, ben de onu hemen hikayeye attım. Sonra hemen işte yanlış anlamış insanlar, büyü bulma falan filan nereden bulacağız gibi bir şeylere gitti olay. Hemen sildim yani, çok toparlanacak bir şey değildi. Birazcık daha yanlış anlamaya, farklı anlamaya odaklandığımız için bizi zorluyor. Yani
duymaya zorluyor, dinlemeye zorluyor. İşte insanlar ne diyorlar, benim hakkımda ne diyorlar veya şu konuda ne diyorlar. Birazcık daha duymaya, dinlemeye ve öğrenmeye odaklı. Birazcık daha bilgiyi içimize aktardığımız, içimize attığımız, belki yazmak istediğimiz veya ön hazırlık yaptığımız durumlar için Merkür Retrosu iyi. Şimdi ilişkilerle ilgili de yani bu dönemler olabilir doğal olarak. Çünkü değerlendiriyoruz. Şimdi çünkü değil mi? Yani Hermes yani değerlendiriyor. Bu arada çok pardon, Merkür hangi burçta retroda? Onu da bir öğrenebilir miyiz? Merkür şu anda Boğa burcunda retroda. Birazcık daha o yüzden daha aşk burcunda diyoruz. Venüs. Şöyle, Boğa burcunda Merkür daha böyle somut kavramlar, materyalist kavramlar, ondan sonra haz odaklı ve para odaklı konularda değerlendirmeye gelecek. Tabii haz odaklı dediğimiz zaman bunun içine aşk ilişkileri de tabii, giriyor. Aşk flört. Yani. Aşk ilişkileri de giriyor. Şöyle bir durum var, böyle minnak. Merkür'ün yöneticisi Venüs ikizler de ikizler burcunda olduğu için birazcık böyle enerjilerini dengeliyorlar birbirlerini. Böyle bir enerji dengeleme durumu var. 7 Mayıs'a kadar, 7 Mayıs'tan sonra Venüs Yengeç burcuna girecek. Ondan sonra tam duygusal krizler böyle patlayacak. O arada bir de ay tutulması var ki ne olacak bilmiyorum ya. Çok korkuyorum. Ay tutulması da 5 Mayıs Akrep'teydi değil mi? Ay tutulmasını uzun zamandan beri yaşamadık ama. Evet, 6 aydır yaşamadık. Evet. Şimdi 25 Ekim'deki güneş tutulmasının karşı aksında bir ay tutulması yaşıyoruz ki ya böyle çok daha ponçik gidelim istiyorum ama birazcık da gökyüzü böyle bir dark, karanlık tablo. Bu hani Thor filminde vardı ya, böyle her taraf karanlık basıyor falan. Birazcık öyle bir tabloya doğru giriş yapıyoruz ne yazık ki. 25 Ekim'deki güneş tutulması biliyorsun Türkiye üzerinde, özellikle Güneydoğu bölgesinde ve Rusya'yı da etkisini alacak şekilde oldu. Sert bir güneş tutulmasıyla, depremleri anlatan bir güneş tutulmasıydı. Belki hani takip ediyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ben bununla ilgili 25 Ekim'deki tutulma önce 18 Ekim'de Aslan Dolunay'ına bir ifadede ifade atmıştım. Demiştim ki depremleri tetikleyebilir ve 4 Şubat'ta da bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki deprem bölgelerini tek tek yazmıştım ve 2-3 gün sonra da ne yazık ki deprem oldu. Şimdi tekrar ne yazık ki karşı aksında, yani Boğa burcunun karşı aksında bir tutulma olduğu için ve sabit burçlarda olduğu için ve aynı zamanda 25 Ekim, aynı zamanda da 6 Şubat'taki tutulma ve dolunay etkilerini tekrar tetikleyeceği için çok çok üzgünüm ama deprem hattına, deprem enerjilerine tekrar giriyoruz 5 Mayıs itibariyle. Hangi yıldızlar etkili gökyüzünde? Efendim? Gökyüzünde peki tutulma esnasında hangi yıldızlar etkili veya şu anda bir yıldız etkisinde miyiz? Ya evet, şimdi Züben grubu mu vardı, öyle hatırlıyorum. Efendim? Züben grubu mu vardı gökyüzünde? Evet. Onlar da çok hoş yıldızlar değil. Benim bildiğim kadarıyla, tabii sen daha iyi biliyorsun ama. Şimdi şeyi mi diyoruz? Mesela Züben Ergenevi diye bir yıldız var. Bu yıldız Özgencan Aslan cinayetiyle böyle birazcık daha gündemimize geldi. Sosyal farkındalık, sosyal reformlar, hak, adalet ve haksızlık ve adaletle alakalı konularla ilgili. Yani genel olarak sosyal farkındalıklarla ilgili olsa da aynı zamanda üreme yolu hastalıkları, kalp damar hastalıkları, depremler, yangınlar ve patlamalarla da ilgili. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 20 Nisan'da Koç burcunun 29 derecesinde, yani 29 dereceler anaretik derecelerdir. Anaretik derecelerdeki tutulmalar bizim hayatımıza çok farklı, zorlayıcı etkilerle gelirler. Koç burcu yine savaş, hukuk, adalet, patlamalar, yangınlar vesaire bunlarla ilgilidir. Şimdi neyse, bu Türkiye'de olmadı Allah'tan. Tamam, gitti Avustralya taraflarında oldu, yüzün düşmesine rağmen. Bu şey gibi oldu. Bize dokunmayan yılan da ama yine de etkili. Evet. Avustralya taraflarında oldu. Yani orada bir Çin ve Avustralya taraflarında bir güneş tutulması olduğu için hemen böyle bir sosyal medya ile ilgili önlemler almaya başlamışlar insanlar. Bilmiyorum, ben dün bir haber okudum. Aslı var mıdır yok mudur ama bir Avustralya'da hemen sosyal medya tasarısı çıkartmaya çalışıyorlarmış diye bir şey okudum.
Yani böyle bir savaş, iç savaş, karışıklık, özellikle Çin, Tayvan, ondan sonra Yeni Zelanda ve Avustralya taraflarında bazı ağır, etkileyici, zorlayıcı durumlar olabilir. Zaten Avustralya, Yeni Zelanda deniz açıklarında 7.2 şiddetinde bir deprem oldu. 3 veya 4 gün oldu herhalde. Tamam, o bölgede etkilenmeye başladı. Şimdi Koç burcundaki bu güneş tutulmasından biz böyle çok ağır bir etki almıyoruz deprem anlamında. Etki alıyoruz genel, çünkü Koç burcu başlatma enerjisi, politikacılar, siyaset, Türkiye'nin meclis evini de yönettiği için biz de biliyorsun bir şekilde seçime gidiyoruz, çok da az kaldı. Hı hı. Burada birazcık zorlayıcı durumlar olacak. Zaten medyayı da haberleri de takip ediyoruz. Her gün böyle birazcık siyasi atışmalar, bazı böyle kasetler, ifşalar, böyle bilgi sızdırmalar falan oluyor. Bunlar da birazcık daha artacak. Çünkü güneşte bir menkar yıldızı var. Böyle rezillikler, ifşalar, maddi konularla ilgili bazı durumlar gelecek. Şimdi ben ekonomiye birazcık daha geri dönmek istiyorum ben. Bu aslında sosyal farkındalık yaratacak. Özellikle kadınlarla ilgili veya böyle insanlarla ilgili veya cinsel suçlarla ilgili birazcık daha sosyal farkındalık yaratacak zorlayıcı enerjileri anlatıyor bize. Ya bu tek değil aslında, biliyor musun? Hani depremle ilgili mesela Merkür'de Adil yıldızı var, Mars'ta Adefere yıldızı var, işte intiharlar, patlamalar, yangınlarla ilgili. Bir de Mars'ta mı? Mars'ın zaten kendisi çok koç değil. Evet, evet, aynen. Jüpiter'de Vertex var depremlerle alakalı. Kuzey Ay düğümünde, Kuzey Ay düğümü kadersel temaları anlatır daha çok. Hani bunu engelleyemeyeceğimiz kadersel temaları anlatır. Hı-hı. Şeratan yıldızı vardır ki böyle akıllara zarar, yani böyle çok büyük depremleri anlatır. Mesela Princeps yıldızı var, bu prostat ve rahim kanseri vakalarıyla alakalı. Şimdi ben önceki gün bir post paylaştım Instagram'dan, böyle şey dediler ya, bilinçaltımıza negatif enerji verme falan. Sonra İzmir'de hemen yangın çıktı arkasından, böyle 3 saat sonra falan İzmir'de biliyorsun çok büyük bir yangın çıktı. Evet, Allah'tan, evet, buradan herkese tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Evet, maalesef çok büyük bir yangında. Bir şey olmadı, ben de üzüldüm. Yine bir başka gazetenin binasında yangın çıkmış. Aynı gün Adana otoyolunda yüzlerce araç kaza yapmış. Bana böyle bir sürü mesaj geldi dilek. Hani böyle işte yanıyorduk, evde şu oldu, bu oldu falan filan diye. Aslında baktığımız zaman hani gökyüzündeki o etkileri, yani hani astrolojiye inanmayanlar da var, böyle bir garip geliyor bana. Yani orada ne yazıyoruz? Tamam, bireysel haritada değil. Yani ben, genel bir analiz yapıyorsun orada ama gökyüzündeki o etkileri çok sert bir şekilde yaşıyoruz ne yazık. Yani hepimiz bunları tecrübe ediyoruz, yaşıyoruz. Tabii ki yani bunların içinde maddi konularda olumlu gelişmeler de olabilir. Yurt dışı ile alakalı konularda, ticaretle alakalı, maddi imkanlarla alakalı olumlu, hı-hı, gelişmeler de olabilir. Çünkü Akrep Burcu aynı zamanda maddi konuları, parasal konuları, bankaları, borsaları, kredileri, spekülatif borsaları da anlatıyor. Ama diyeceğim tekrar, sen çok yine bir ama oldu, evet. Bekleyelim bakalım ne diyeceksin. Evet, şimdi Neptün'le Venüs'ün bir sert açısı, sert görünümü var ne yazık ki ay tutulmasında. Kaçlık yapıyorlar? Şimdi, 150'lik mi? Yok, tam 90, tam böyle sert, böyle yumruk yumruğa girdikleri bir açı. İkizler Burcu'ndaki Venüs para piyasalarıyla ilgili söylenen sözleri anlatır. Maddi konularla ilgili söylenen sözleri anlatır. Böyle birazcık daha flörtözdür. Birazcık veya daha biraz aldatmalar da gündeme gelebilir mi ilişkilerle ilgili? Ya böyle bir yorum da yapabilir miyiz? Sözlü. İkizler Burcu'nda olduğu için sözlü. Yani internet üzerinden olabilir. Veya lafla sözle. Hani ben seni çok seviyorum ama falan gibi aldanmalar, aldatılmalar olabilir. Aynı zamanda Venüs bir şekilde parayla da ilişkilendirildiği için spekülatif borsalarla ilgili veya spekülatif durumlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Mesela birisi çıkabilir, diyebilir ki ya işte bakın şuraya yatırım yapın falan. Sonra o öyle değilmiş. Onun çıkmaz altında değil bir çapanoğlu varmış. Doğru. Bu arada son iki dakikan var yayınımın bitmesinde. Ben ona göre senin toparlayacağın herhangi bir şey varsa, tamam, hemen şu an sana göndereyim.
sözü söz sende. Evet, hemen toparlamak istediğin şeyler varsa 2-3 dakikamız var. Tamam, çok kısa oldu. Şimdi depremle ilgili tekrar tetiklenebilecek bölgeleri ben çıkarttım. Bunları söyleyebilirim değil mi? Sakıncası yok canlı yayında. Deprem olasılığından mı bahsediyoruz? Evet, deprem olasılığından astrolojik olarak tetiklenebilecek yerleri ben çıkarttım. Bunları sanıyorum canlı yayında söyleyebiliriz. Çünkü insanlar da biraz tedirgin, belki önlem alınabilecek durumlar vardır. Özellikle 4, 5, 6, 12, 17, 18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul ve Bursa çevrelerinde, Denizli çevrelerinde, Niğde, Mersin çevrelerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine ihtimal dahilinde, Samsun deniz açıkları çok tetiklenmiş bu ay tutulmasında. Yine Bingöl, Diyarbakır ve Malatya, özellikle Bingöl taraflarında bir tetiklenme var, ciddi bir yoğunluk var. Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de çok ciddi bir astrolojik olarak, bakın bu bilimsel değil, Evet, şu an olasılıklar, tabii ki umudumuz böyle bir şeyin olmaması ama evet, olasılıklar, gökyüzü hareket açılarından bahsediyoruz. Evet, yani gerçekten bu felaketleri bir daha yaşamak istemem. Evet, ben mesela Naci Görür falan da izliyorum. Gene Amerika'dan bilim adamları böyle bir Malatya civarlarında bir risk görmüşler. Naci Görür yine benzer civarlar için bir risk açıklamasında bulundu. Başka bilim adamları da bu tarz açıklamalarda bulundu. Tabii ki astroloji bilim değildir ama biz burada göksel semboliklere göre bazı analizler yapıyoruz. Ve buralarda bir enerji yoğunluğu oluşabileceğini hesaplayarak diyoruz ki yani buralarda bir risk var. Ha, kesin olur mu? Kesin olur diyemeyiz. Diyemeyiz, öyle bir şey yok tabii. Bir enerji birikmesi var burada. Hı hı. Belki benim söylediğim tarihlerde birazcık daha böyle insanlar tetikte olabilirler. Belki birazcık daha uyanık olabilirler. Veya bilim adamlarıyla eş zamanlı olarak hani onların da açıklamaları olursa ben onları takip edebilirler belki de. Evet. Evet, Twitter'da baktım, Naci Bey'in tekrar bir açıklaması vardı belli bir bölge için, Malatya bölgesi için. Hani demek ki burada hem bilim adamları bazı açıklamalar yapıyorlar belli bölgeler için, hem astrolojik olarak biz burada bir kuvvetli enerji birikmesini görüyoruz. Demek ki risk faktörünün daha da arttığı, daha da bizi zorlayacak bir enerjiye girme ihtimalimizin olduğunu görüyoruz. Umarım bu da olmaz diyoruz o zaman. Süremi aşmayayım. Şöyle toparlayayım ben de cümleyi. Umarım böyle kötü senaryolarla karşılaşmayız. Selman, ben İnşallah. Çok teşekkür ediyorum bugün katıldığın için, vermiş olduğun bilgilerden ötürü. Böyle gündemleri, gökyüzü hareketlerini seninle zaman zaman zaten takip ediyor olacağız. Ekran başındaki seyircilerimiz de bu yayından da veya senin Instagram sayfandan da takip edebilir diye söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum ben. Sevgiler çok sana. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Peki biz ne yapıyoruz? Yarın saat 10'da tekrardan BBN Türk ekranlarında görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.